İstanbullu her çocuk gibi Boğaz'da başladık. Sarayburnu'nda dolmuş yaparak. Performans sporu anlamında 30'lu yaşlarda yüzmeye çok merak saldım. Uzun mesafe yüzmeye çok merak saldım. 2011 yılında Cebeli Tarık Boğazı'nı denedim ve bunu gerçekleştiren ilk Türk oldum. İspanya'dan Fas'a, diğer bir deyişle Avrupa kıtasından Afrika kıtasına yüzerek geçen ilk Türk oldum. 2017 Eylül ayının başında da Manş Denizi'ni İngiltere'den Fransa'ya 13 saat 34 dakikada yüzerek geçtim. Bu süreç beni yeni hedeflere doğru itti. Bu arada yurt içinde Sayın Gökçeada Belediye Başkanı Sayın Ünal Çetin organizasyonuyla Kabatepe'den Gökçeada'ya yüzdüm 12 saatte. Bu süreç bizi yeni projelere ve yeni hedeflere yöneltti. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere. Yurt dışında her master sporcusunun hayalini süsleyen Seven Ocean projesi bizim için de geçerli. Seven Ocean, Dünya Açık Su Yüzücüleri Derneği'nin dünya üzerinde belirlediği 7 nokta. Ben ilk ikisini gerçekleştirdim. Cebeli Tarık ve Manş ile. Yurt içi hedefi olarak da 2006 yılında bunu hedef olarak kendime koyduğum bir Mersin Kıbrıs projesi var. Bunu yapmayı çok istiyorum. Denemeyi çok istiyorum. Çünkü ya burası Manş kriterleriyle yani spekülasyonsuz bugüne kadar geçilmedi. Çeşitli denemeler oldu. Bunu gerçekleştiren dünya standartlarında ve kurallarında bunu gerçekleştiren ilk kişi ben olmak istiyorum. Solo bir şekilde. Bunun bir kere hazırlık aşaması çok zor geçti. Çok ağır antrenmanlar yapıyorsunuz. Yorgunluk aslında suyun ısısı yanında, o soğuk su yanında ikinci planda kalıyor. Soğukla baş ediyorsunuz. Beslenmenizi dengeli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Belli bir şeyden sonra vücudunuza enerji açığı ortaya çıkıyor. Bunu tolere edecek çeşitli ek besinler alıyorsunuz tabii. Spor zor bir spor değil, sadece hedefler zor. Yüzme dünyanın en müthiş sporlarından biri, belki de fizyoterapi açısından en, yani insan sağlığına yarar açısından belki de en iyi spor. Bunu zorlaştıran bizim hedeflerimiz. Ailem tabii ki her zaman yanımda. Bu işler sponsorluksuz veya herhangi bir destek olmadan maalesef yürümüyor. Bizim de en büyük sponsorumuz hanımımız. Bu tabiri duymaktan ben sıkıldım. Üç tarafı denizlerle çevirdim. Neden başarılıyız? Çalışmıyoruz. Ya bizim sporcularımız çok 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 azı müstesna ne havuza girip çalışıyor ne denize girip çalışıyor. O yüzden de başarı gelmiyor. Yani iki kere iki dört. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeden dünya çapında bir sporcu çıkmamasının nedeni bu. Hemen yanı başımızda Yunanistan var. Her sene olimpiyatlara bir bayan bir erkek açık su yüzmede bir bayan bir erkek veriyorlar. En son Giannis Spiros Rio olimpiyatlarında salise farkla ikinci oldu. Kendi hedeflerimin yanında 80 kişilik dev bir sporcu kadrom var. Avrupa Yüzme İhtisas Kulübü'nde yüzme eğitmenliği yapıyorum. Biraz önce söylediğim gibi yüzme sporu kişinin biyolojik yapısına en uygun sporlardan biri, belki 2-3 spordan biri. Dolayısıyla spor bizim hayatımızın olmazsa olmazı, olmak zorunda zaten. Aksi takdirde belli bir yaştan sonra beli bükülen, yürümekte dahi zorlanan, maalesef kalça kısmı ve göbek kısmı normal standartın dışında fazlaca büyüyen bir nesil haline geliriz. Hedefin ağırlığı ne kadar büyükse çalışmanın dozajı da o kadar yüksek oluyor. Bazen günde çift antrenman, bazen tek antrenmanla havuz ve yüzülebilir ısıda olduğu zaman denizde. Ben antrenmanlarımı Bostancı'da yapıyorum. Onun yanında Kartal Büyükada'ya yüzüp geliyorum. Mayomun içerisinde bir 10 lira sıkıştırıyorum. Büyükada'da minik bir çay içiyorum. Çayımı içtikten sonra tekrar Kartal'a tekrar yüzerek dönüyorum. Hemen tehlikeli olmuyor mu diyeceksiniz. O arada Büyükada son adamız biliyorsunuz. Oradan fazla bir
gemi trafiği olmuyor. Normal bir şey değil gerçi ama dikkatli, kontrollü geçiyorum. Dediğim gibi çalışmalarımızın bir havuz kısmı var, bir deniz kısmı var. İkisini de dengeleyerek yani totalde bir günde 10 kilometrelik bir antrenmanla günü kapatmaya çalışıyoruz. Ödeşleri var değil mi? Mütasyonlar da enerjileri var, alıyorsunuz değil mi? Yok, kulak aldım. Bu kulak kaçırdı. Yasak. Yok, bütünü kaçırdınız, bu bitti. Mesela yan yana gidiyorsun, öyle bir şey ki. Kıbrıs Anamur arasını resmi olarak yüzerek geçen ilk kişi olmak istiyorum. Antrenmanlarımızın bir kısmı havuzda gerçekleşirken diğer bir kısmı tabii ki denizde gerçekleşiyor. Çünkü doğal ortamda yüzmeniz gerekiyor. Doğal ortamda çalışmanız gerekiyor. Ben bir deniz yüzücüsüyüm. Bugün Seyfettin Bey de misafirim olarak geldi. Sağ olsun. Şeref verdi. Bugün Bostancı'dan Kınalıada'ya yüzdük. Güzel, hoş bir buçuk saat geçti. Gerçi bir saat 20 dakika sürdü. Bu sene bir Kıbrıs Anamur projemiz var. Kendisi bu konuyla ilgili bayağı bir ilgilendi. Hoşuna gitti. Bu konuda kendisi destekleyebileceğini bana söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçlar verecek bu projemiz. Biraz önce ölçtüğümüzde 15,5-16 derece civarındaydı. Bu bayağı ciddi bir soğuk. Ama düzenli bir şekilde suya uzun zamandan beri yüzdüğümüz için vücut şu an onu pek, yani çok fazla yıpranmadım açıkçası. Kıbrıs Anamur neden olmasın dedim. Benim bu Kıbrıs Anamur 2006 yılında koyduğum bir hedefti. Artı bizimle kültürel ve tarihsel bağı olan, bizim insanımız olan ve yanı başımızda olan bir yer ve bizim yavru vatanımız. Oraya yüzmeyi açıkçası bu seneki hedefim olarak orayı tercih ettim. Bu arada tabii çok iyi yüzücü olmanız, bu işin maddi boyutunu şey yapmanız çok önemli değil. Bir de bunun izin boyutu var. Şu aralar Akdeniz biraz sıcak biliyorsunuz. Bunun izin prosedürünü aşabilirsem ki aşacağıma da inanıyorum. Devlet büyüklerimizden bu hususta anlayış ve yardım bekliyorum. Bu işi resmi olarak yapan ilk kişi olmak istiyorum. Yani manş kriterlerinde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzen ilk kişi olmak istiyorum. Kıbrıs için şöyle bir hazır, 70 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bu minimum 26-27 saat. Benim için 26-27 saat sürecek bir skor olacak. Bunun için çok sıkı çalışmam gerekiyor. Günlük 10.000-12.000 metrelik bir antrenman, bir havuz antrenmanı anlamına geliyor bu. Bu işin zorluk derecesini gayet iyi biliyorum. Bu işi yapacağıma inanıyorum. Bunun için çalışmalarım devam ediyor.
Tabii bunlar sadece sporcunun performansıyla vesaireyle kısıtlı kalmıyor. Bunlar için bir de çeşitli ekonomik anlamda destekler gerekiyor. Çok büyük bu, destekler değildi zaten hocam. Elbette ki. Bir futbola nazaran çok çok daha ufak destekler. Şimdiki Kıbrıs Anamur hedefini ilk olacak bir hedefi bir firmamızın desteğiyle niçin gerçekleştirmiş olmayayım? Onlar için de değişik bir atraksiyon ve değişik bir açılım, değişik bir reklam olacaktır. Ben buna inanıyorum. Biz ceketle, montla teknede otururken hocam soğuk denizde yüzmeyi başardı. Tabii ben bugün birkaç noktada şunu fark ettim. Hocama dedim hiç oltalara takıldınız mı? Ağlara falan, balıkçıların ağlarına bir vücudumda ufak bir iz gösterdi. Buraya bir olta izi gösterdiler. Mücadeleci bir ruhla ben karşı karşıyayım. Başarabileceğine inanıyorum. Ve Kıbrıs için de, yavru vatanımız için de iyi bir iyi mesaj olacağına inanıyorum ki o döneme getirmeyi planlıyor hocam. Biz de bu konuda yayın olarak ki sizler de herkese elimizden geleni yapmaya çalışacağız.